kesinlikle diyor Gözde. Ceren Dilekçi, çok teşekkür ediyorum. Zeki Kıvanç bizlerle, hemen kendisine dönelim, vakit kaybetmeyelim. Adana Sanayi Odası Başkanı. Hoş geldiniz yayına Zeki Bey. Şimdi tabii ki bu mücbir sebep kapsamına alınmış olması bölgelerin, yangın bölgelerinin nasıl karşılandı? Başka talepler var mı, sizden dinleyelim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Gözde Hanım. Öncelikle yurdumuzun cennet köşesi Bodrum, Marmaris, Manavgat, Adana, Mersin başta olmak üzere ormanlarımız, canımız, ciğerlerimiz günlerdir yanıyor. Birçoğu söndü. Bazılarında yangınlarımız devam ediyor. Cennet ülkemiz adına çok üzücü bir durum. Hepimizin ciğerleri yanıyor. Unutmayalım ki ormanlar yalnızca bizim değil, tüm insanlığın, diğer canlıların ortak mirası, varlığı, ekolojik denge ve dünyamızın geleceği için çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün mücbir sebep ilan edilmesi yangın bölgesindeki bizim insanlarımız tarafından haliyle mutlulukla karşılandı. Tabii bunlar yeter mi? İmkanlar ölçüsünde şu anda vergilerin ötelenmesi, işte SGK primlerinin ötelenmesi gibi bugün bazı şeyler açıklandı. 24 ay taksitle eşit faizsiz taksitle ödenme imkanı sağlandı. Bunlar şimdilik ötelenmesi bir basamak ama belki de bu insanlar tamamen yandıkları için belki de hiçbir şey ödeyemeyecekler. Bunları zaman içinde incelemek lazım. Yani yanmış bitmiş bir adamın neyini alacaksınız? Bunlara bakmak lazım. Belki borçların silinmesi söz konusu olabilir ileriki günlerde. Ne bileyim, bunların vergileri ödenmemesi sağlanabilir. Bunları önümüzdeki günlerde görmek lazım. Yani zarar gören adama da devlet sahip çıkıyor. Burada da sahip de çıkması lazım. Biz maliyecilerle siz bizim ortağımızsınız diyoruz ama hep kar ortağı onlar. Zarar ortağı değil ama devlet bugün zararımıza da herhalde ortak oluyor. Çok şükür. İnşallah bunlar can kaybı olmadan biraz daha az zayiatla söndürülebilirse ülkemiz için mutluluk verecek. Ama dünya yanıyor yani. Bir Türkiye değil, dünya yanıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yani zarar gören insanların bu mücbir sebebin haricinde bazı talepleri olabilir. Faizlerin silinmesi olabilir. Borçların silinmesi olabilir. Bunları zaman içinde görmek ve izlemek lazım diye düşünüyorum. Evet, Zeki Kıvanç, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Şimdi hemen bir telefonda